Hicretin 5. yılı. Şevval, Şubat 627. Gündüzler sıcak, geceler soğuk Medine'nin. Haber var. 12 bin kişiden oluşan büyük bir ordu geliyor. Sahabe, peygamberin etrafında nurdan bir halka oluşturmuş. İstişareler ediliyor. İranlı Selman görüşünü söylüyor. Biz İranlılar, bizden sayıca fazla düşmanla muhatap olduğumuzda şehrimizi hendekler kazarak savunurduk. Görüş kabul ediliyor. Hendekler kazılıyor. Koca bir kaya çıkıyor önlerine. Sahabe ne yapıyorsa yerinden kaldıramıyor kayayı. Haber veriliyor Efendimiz'e. Geliyor. Selman-ı Farisi'nin elinde olan balyozu alıyor. 3 kez arka arkaya o koca kayaya balyozu indiriyor. Her seferinde kıvılcımlar semaya yükseliyor ve kaya paramparça oluyor. Soruyor Efendimiz, semaya yükselen kıvılcımları gördünüz mü? Sahabe, gördük ya Resulallah diyorlar. Efendimiz, neydi o kıvılcımlar biliyor musunuz diye soruyor. Cevap, Allah ve Resulü daha iyi bilir oluyor. Müjdeler dökülüyor o mübarek dudaklardan. O kıvılcımlar Kisra'nın, Kayser'in, Yemen'in, topraklarının ve hazinelerinin sizlerin olacağını müjdeleridir. Bu büyük bir müjdeydi. Belirlenmiş büyük bir hedefti. Sahabe bu müjdeyi önlerine konulmuş hedef olarak anladıkları için bindiler atlarına ve Allah'ın yüce olan kelimesi yüreklere nakşolsun diye dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. Önden giden o atlılar Anadolu'yu da baştan başa dolaştılar. Kimi bedenini emanet etti, kimi mesajlarını, kimi sesini bıraktı o topraklara, kimi nefesini. 14 asır sonra gelenler, toprağın altında olan bu aziz hatıraları hatırlatmalı ve nazara vermeliydi. İşte bu gayeyle 82 il, 82 sahabi projesi ortaya çıktı. Projenin birçok amacı vardı ama bu yürüyüşün hadimi şöyle diyordu. Sadece ve sadece bu kardeşiniz ve bu kardeşinizin sesini sessizliğe mahkum etmeyen bir avuç kardeşimin amacı, arzusu, isteği Allah Resulü'nün ashabını sevmektir, başka bir şey değil. Sevmek öyle kolay mıydı? Sevgi feda etmektir. Sevgi feda olmaktır. Sevgi vazgeçmektir. Sevgi göze almaktır. Sevgi sahip çıkmaktır. Sevgi sevdiğinin uğrunda ölmektir. Öyleyse yola çıkılmalı, yola çıkarmalı, yolda kalmalı, yola yakışmalı ve yolda ölmeliydi. Sahabeyi konuşup da yatacak adam ya aklından zoru vardır ya imanından. Çünkü onları anlayıp da yatmak mümkün değildir. Nereden başlamalı, kimden başlamalı, nerede bitirmeli, kiminle bitirmeli? Böyle bir yürüyüş, yani ashab-ı kiram efendilerimizle alakalı olan bir yürüyüş, kesinlikle Hazreti Ebubekir'le başlamalıydı. Hamdolsun öyle başladı. Adana'dan Hazreti Ebubekir bu işin besmelesini çekti ve bize bu manada çok şeyler söyledi. Bismillah dendi ve yola çıkıldı. Adana'da Hazreti Ebubekir'le besmele çekildi. Sadakat abidesinden doğruluk öğrenilecekti. Mücadele ve vakarı öğrenmek için esma denilmeliydi. Allah için neyi var, neyi yok hepsini terk etmenin adı Süheyb-i Rumi olmalıydı. Antep'in sakini Anteplilere hatırlatılmalıydı. 10 yıl boyunca gülmeyen peygamber yüzünü güldüren Esad bin Zürare Edirne'de anlatılmalıydı. Ahlak onlardan öğrenilmeli. Mücadele onlardan kavranılmalı. Yol onlara sorulmalı. Yöntem onlardan alınmalı. Ebu Zer'in uyandıran taşlarına başlar uzatılmalı. Ağrı'nın eteklerinde
dağ gibi bir sahabi anlatılmalı. Anaların anası Hazreti Hatice, başkentte baş tacı edilmeli. Zalimlerin ensesine uzanan elin sahibi olan Sa'd bin Ebi Vakkas, Balıkesir'in nasibi kılınmalı. Cennetin çiçeği Bingöl'de açmalı. Abisi Hasan Elazığ'da vahdet, vahdet diye haykırmalı. Alimlerin imamı Muaz bin Cebel, ilim amel dengesini Bitlis'ten duyurmalı. Enes, ah Enes, adanmanın ahlakını Burdur'da ortaya koymalı. Çivisi çıkmış bir alemde istikamet mi denecek? Diyecek Ali olmalı. Mekan Dersim kılınmalı. Ardahan'ın soğuğu peygamberin sırdaşı Ebu Huzeyfe ile ısıtılmalı. Bilal'in kutlu ezanı Denizli'den çağlamalı. Diyarbekir, Diyarüs Sahabe bir kez daha Halid'in sesiyle sarsılmalı. Şehadet mi dediniz? Ya Bera'nın sesine, ya Abdullah bin Cahş'ın nefesine konuk olunmalı. Canların şehrinde can parçası Fatıma seslendirilmeli. Sümbül Dağı'nın eteklerinde Habbab'ın sedasına kulak verilmeli. Erzurum'da ezanı ilk okuyan Habib, muhabbet şehrinde yine sevgi aşılamalı. Ümmetin emini, emniyeti fethettiği topraklardan duyurmalı. Zor işlerin, zor davaların adamı Mus'ab tekrardan yeşertmek için İzmir'den ses vermeli. İstanbul'da hemen yanı başında manevi huzurunda Eba Eyüp El Ensari'ye bir selam çakılmalı. Ticaretin merkezinde bir tüccar rehberlik etmeli. Vefatıyla arşı titreten o yiğit Manisa'yı da titretmeli. Ömer'in adalet dağıtan sesi Konya'dan çağlatılmalı. Osmanlı'nın ordugahı Saadet Asrı'nın komutanına ev sahibi olmalı. Gerçek yiğitlik yaşayan bir şehit olan Talha bin Ubeydullah'tan öğrenilmeli. Kıbrıs, Ümmü Haram'ın memleketi. Elbette orada ev sahibi o olmalı. Rahman'ın tüccarı Siirt'te aleme ticaret ahlakını haykırmalı. Üç yıl, 82 il ve 82 sahabi. Tüm programlara teveccüh fazla. Salonlardan camilere, spor salonlarından stadyumlara. Ve ses geliyor. Keramet anlatan da değil, anlatılanlar da diye. Buradaki bu şeref hiçbir kuruma mal edilecek bir şeref değildir. Buradaki şeref hiçbir hatibe mal edilecek bir şeref de değildir. Bir şeref varsa eğer o şeref Miktat İbni Amr'ın şerefidir. Allah o şereften bizleri de nasipdar eylesin inşallah. 3 yıl boyunca sahabeyle gülmek, sahabeyle ağlamak, sahabeyle kızmak, sahabeyle ümitlenmek, sahabeyle coşmak, sahabeyle koşmak ve inşallah sahabeyle ölmek. İki cihan serverimiz konuşuyor. Ashabımdan biri bir beldede vefat ederse, kıyamet günü onlar için bir komutan ve aydınlık saçan bir rehber olarak diriltilir. Haşr meydanına onların rehberliğinde yürümek, cennette onlara komşu olmak, onların sofralarına oturup onlarla aynı havayı solumak. Ne olur ya Rabbi, bizi bundan mahrum etme. Başından sonuna kadar hep şunu söyledim. Konuşan ben olsam da onları aktarmaya çalıştım. Eğer bir hata varsa kesinlikle benim. Eğer bir güzellik varsa ki var, kesinlikle onların. Öyleyse eğer yol ashabın yoludur ve o yol kurtuluş yoludur. Ashabın yolu peygamber yoludur. Ashabın yolu Rabbani yoldur. Ashabın yolu muvahhidlerin yoludur. Ashabın yolu mücahitlerin yoludur. Ashabın yolu Müslüman ve müminlerin yoludur. O yolu yol olarak edinelim. Allah bana da edindirsin, sizlere de. Son bir nefes kalsa da en son nefeste yine onlar adına bir güzelliği ortaya koyma noktasında bir gayretle olsun inşallah.